İsimleri çok merak ediyorsunuz. İsimlerin anlamları ve isimlerin size neler ifade ettiği. En çok sorulan isimlerden Hatice. Aslında Arapça kökenlidir. Erken doğan kız çocuğu anlamına gelir. Hatice'ler çok merhametli, vicdanlı, eğitim konusunda birçok noktayı detaya, geç de olsa bir şekilde kendi kariyerini en iyi şekilde oturtmayı gösterir. Vicdanlıdır ve vicdanı yüzünden her zaman zarar görür. Başkalarına iyilik yapacağım diyerekten kendi ailesindeki çocuklarını ya da kendi gençliğini bir şekilde feda edip ona yardım etmeyi sever. Hatice ismi iyi bir eş olur ama dırdırı, derdi, kederi eşine yansıtabilir ve o sevgiye çok önem verdiği için de eğer sevilmiyorsa devamlı konuşmaya hakimiyet tutar. Yani bilin ki Hatice diye bir kız arkadaşınız varsa, kendisini sevgisiz görüyorsa bilin ki konuşmaya edadır. Evet, iyi bir öğreticidir. Tek tek tane tane anlatmayı sever ve anlamadığı zaman da tekrar eder ve not tutar. Hem vicdanı, hem merhameti ve hem de ailesine çok bağımlıdır. Babaya olan öfkesi hayat boyu bitmez. Ama aile bireylerine her zaman saygılı ve her zaman ailesine güçlü göstermek ister. Ve şöyle söyleyeceğim, erken evlilik, erken düzen kurmak ister. Aynı şekilde de kariyeri ve başarısı için sadece kendine odaklıdır. Yaratıcı sanatçıdır. Yetenekleri yazmaya, yetenekleri konuşmaya, yetenekleri akademik olarak çok güzel noktalara ulaştırır. Yeter ki Hatice'leri anlamak, onların göz bakışlarıyla, onların ifadeleri ve onlar ne ifade ettiyse göz teması kurarlar. Ve iyi bir eş ve genelde ilk çocukları kız hakimiyeti olur. Çok çocuk sahibi olmayı severler. Ve yatırıma ve tutumlu evresi çok fazla vardır. Hatice ismi iyidir ya. En çok sorulan Ömer ismi. Yani Arapça kökenli erkeği temsil eder. Yaşama, yaşayış. Yani hayat canlılığı ve hayatınızda yapmak istediğiniz her şeyde mücadele, savaş, savaşçı yönünüz ve dini olarak da enerjinizin Rabbimle buluşmasını uyarır. Hazreti Ömer'den düşünürsek güzel bir isimdir Ömer ismi. Yani Ömer diye bir evladınız varsa onun inançları, duruşu, hedefleri ve hedef koyma evresi çocukluğundan bu yana başlar. Ve her zaman ne istediğini bilir. Ona göre zaferini, ona göre savaşını oturtur. Kin, öfke vardır ama doğru noktada kin ve öfkeyi uyarlar. Kafasına göre ben ona zarar vereceğim demez. İyi bir aile babası olur ama hiçbir zaman duygularını, sevgisini çok fazla yansıtmaz. Ama aile düzeni onun için kıymetlidir. Eşine, kızına, kardeşine, annesine saygı duymayı her zaman bilir. Ve etrafa da ailenin, aile büyüklüğünün verdiği hazla da insanlara da fedakarlık yapmayı sever. İyi bir ticaret insanı olur. Ekonomisini bilir ve her zaman da ticari anlamda kendini ön sahalara iter. Bazı dağınık huyları vardır. Odaklanma sıkıntısı yaşadığında bulunduğu olanı terk eder ve kendi boyutuna geçer. Yani Ömer ismi genelde canlılığı ifade ederken etraftaki doğa, hayvanlar, insanlar onun için muhteşemdir. Sinir ve öfkesini yenmesi gerekiyor ve burada yanlış anlaşılmalara ve güzelliği, enerjisi yüksek olduğu için Allah ona yüz güzelliği de nasip eder. Bu enerjisi yüksek olduğu için de herkes tarafından beğenilir, onur edilir. Evet, okuma konusunda hayatı zorlukta olan enerjilerini her zaman kendini geliştirir. Alaylı olmayı ve alaydan her şeyi öğrenmeyi sever. Evet, okumak için onun için kutsaldır ama alaylı olmak onun daha ruhu. Çabuk çabuk küsmez ama insanlara ders, nasihat vermeyi sever. Kendine biri nasihat ettiğinde dinler ama yine kendi bildiğini yapar. Erken evlilik yapar ama evliliklerinde çok evlilik yaşayabilir. Ve karşı tarafta uyumsuzluk hissettiği vakit evliliğini bitirebilir. Ama iyi bir kız babası olur ve çocuklarına çok örnektir ve oğullarına aşıktır, unutmayın. Diğer merak edilen isim Seda. Ses yankıdır, Arapça kökenlidir. Aslında genelde kumral, açık tenli ve göz hakimiyeti belirgin olan insanlara Seda ismi daha çok verilmiştir. Dikkat ederseniz Seda isimleri hafif açık tenli, kumral, renkli gözlü ya da gözler çok geniş ve çok aydınlıktır. El enerjisiyle çok fazla konuşurlar. Tane tane bir ifade etmeyi severler ama cazgırlıkları da vardır.
tuttukları konuda hataları varsa da ben haklıyım diyerekten kendilerini savunma. Savunma mekanizması oluştururlar ister istemez. Yani devamlı hep kendilerini savunmak zorunda kalırlar. O yüzden sedalar karışık karaktere sahiptir. Yani bugün bir iş yapmaya karar verdiği zaman 10 işi aynı anda düşünür. Hangi iş arasında olacağını, ama iyi bir matematikçidir, iyi bir dizayncıdır, iyi bir muhasebecidir. Yani genelde seda isimleri muhasebe, oluşum, yaratıcı sanatçılığı da ses getirecek birçok mu? Ses rengi de muhteşemdir. Ama sedaların karışık karakteri vardır. Oldukları noktadan farklı hayalleri vardır. Her zaman zenginliğe odaklanırlar. Şükür, evet çok şükür etmeyi severler ama kişilik karışıklığı olduğu için bazen en son anda Rabbimi hatırlarlar. O yüzden inanç evrelerinizi daha güçlü şekilde tutmanız gerekiyor. Evet, evlilik konusunda şanssız olduklarını, çok evliliklere açık olduklarını ve ilişkilerde hep ihanet ve yalanlarla karşı karşıya kalırlar. Evlatlarına çok düşkündür. Verimli anne olurlar. Ama iyi eş olmaktan çok düzen, tertip ve takıntıları vardır. Yani bu takıntılar uyku problemi ve devamlı insanların uyku şekilleri, kıyafetleri, konuşma şekillerini fazlasıyla taktıkları için devamlı kendilerine başkalarıyla rakip gösterirler. Seda isimleri aslında ses ve yankı getirecek her şeyin arkasında dururlar. Evet, başarılı olurlar. Araba ve renklere çok düşkünlerdir. O yüzden hep renkli giymeyi, hep vücutlarını göstermeyi severler. Ve özellikle de kardeşler arasında kendini fazlasıyla rakip görür. Kardeşlerine bile öfke kusabilir. Sedalar, sakin olun. En çok merak edilen diğer isim Aydın. Türkçe kökenli. Aydınlanmak, ışıltı, pırıltı. Açık kolaylılık, açık ferahlık, yani önemli bilgi, bilgelik, üstünlük, baykuşluğu temsil eder. Yani siz o kadar aydın ve bilgeli bir ruha sahipsiniz ki, hani Mevlam ne olursan ol gel modu vardır ya, aydınlarda insan ayrımı yoktur. Herkesi aynı noktada görür ama hırslarıyla da aynı noktada gördükleri için kendi güçsüz olanları iyileştirmek, onları iyi bir noktaya uğraştırır. Yani bilgeliğini de insan üzerine, durumu olmayan insanlara da dokunmak ister. Yani aslında eğitimi, akademik kariyer, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir avukat, iyi bir adalet insanı olur. Aydınlığın yanı sıra öğreteceği, anlatacağı hikayeleri hiç bitmez. Şehirlere, ülkelere merakı vardır ve dil eğitimini, en önemli şey dil eğitimini çok ön planda tutar. Yani her zaman bir dil bilmek, bin insan bilmek anlamında her dile yatkındır. İyi bir eş olur, sakindir, sessizdir, ses tonuyla ve uslubuyla birçok noktayı daha sakin yönetir. Geç uyku sebebinin nedeni araştırmayı ve kendi hayatı ile ilgili aile köklerine olan düşkünlüğünü ve her zaman nesillere ne katacağını için mücadele eder. O yüzden onun uyku saatleri geciktiğinde bilin ki geleceğe dair vakıf kurmak, öğrenci yetiştirmek, öğretmek onun en güzel duasıdır. Eşine çok saygılıdır, etrafına çok saygılıdır ve cüretkardır ve insanların açık net konuşmasını ister. Tatlı yalanlara inanır ama asla yalana karşı savunan insanları hayatında çizik gibi atar. O yüzden aydın olan insanlarla aydınlık enerjisini her zaman kavuşturur. Sevgi açlığı vardır. Çok sevmek, sokakta öpüşmek, dans etmek, müzik dinlemek, yemek yemek en güzel zevkidir. O yüzden sevişmek, sevilmek en kıymetli şeyidir. Çünkü her şeyin içinde Rabbimin ona yarattığı bedeni en iyi şekilde şifalandırmak ister. Yani şifayla geldiğine, Rabbime olan ilmine ve kendine olan saygısını en iyi şekilde aydınlatır. Evet, bu hafta tek tek her hafta 4 isimle birlikte isim analizlerini yapacağız. Sevgi, mutluluk, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. İsimlerinizi mutlaka yazın. Hoşça kalın.